Şimdi insanlar bir şey düşünür ya da ben mesela arada bunu düşünürüm. Eğer aidiyet kavramı olmazsa hayat nasıl olurdu? Yani bana ait bir giysi olmasaydı ya da bana ait bir telefon olmasaydı, bana ait bir sevgili, bir eş olmasaydı nasıl olurdu hayatım? Ki bunu tüm bir topluma uygularsak nasıl olurdu diye bazen insan düşünüyor. İki tane birbirine karşılıklı bakan dünya düşünün. Birisi Urras, birisi de Anares. Bu iki dünya birbirlerinin karşısında ama çok zıt iki dünya. Nasıl? Urras denilen dünya USA ve Sovyet birliklerinin isimlerinin birleşiminden oluşuyor Urras adında. Anares ise anarşiden geliyor. Bu iki ülkenin, iki dünyanın farkı şu. Urras normal insanların yaşadığı yer diyelim. Ya da Türkiye gibi bir yer diyelim. Normal devlet var, hükümet var, yasalar var. İnsana uyması gereken kurallar var. Diğer tarafta Anaras dediğimiz yer ise anarşinin hüküm sürdüğü, belli bir hükümetin olmadığı bir yer. Kanunlar yok. İnsanların belli bir şeyi sahiplenme arzusu yok. Yani bu benim diyemiyor. Hiçbir yasa yok. Yani insanlar buna uymak zorundasın demiyorlar. Kitabı okumaya başladığın zaman bu iki dünyanın arasında yolculuk etmeye başlıyorsunuz. Ana karakterle beraber. Ana karakter Anaris'te yaşayan birisi. Ve bir gün kendisi fizikçi olduğu için ülkesinden, dünyasından Urras'a gidiyor. Tabi orada üniversiteye giriyor, bilim insanlarıyla beraber fizikle alakalı birkaç şeyi geliştirmek için orada yaşamaya başlıyor. Bilimini orada geliştirmeye çalışıyor. Kitabın aslında türü roman ama bana göre felsefe. Neden diye sorarsanız açıklamasını şu şekilde yaparım. Karakterle beraber Urras'ta yaşarken bazı olaylar oluyor. Mesela insanların yanında adam şey yapıyor. Bir yemek masasında oturuyor. Ondan sonra karşı tarafta misafir olduğu kişiden tuzluk istiyor. Tuzluğu istedikten sonra kadın tuzluğu veriyor. Sonra diyor ki kadın trip atıyor. Bana diyor neden teşekkür etmedin? Adam burası çok ilginç okuduğun zaman şaşırırsınız. Adam diyor ki teşekkür etmeme gerek yok. Niye diye sorarsanız Anares'te insanlar her şeyi ortaklaşa kullanır. Diyelim bir muz var. Bu muzu tek başınıza yemezsiniz. Etrafınızdaki insanlarla paylaşırsınız ki bu aslında bir erdemliliktir. Her şey paylaşıldığı için bunlar eştir, iştir, mülktür. Hepsi paylaşıldığı için adam diyor ki sen o tuzluk senin değil. Sen o tuzluğu bana hediye etseydin ben teşekkür ederdim. Ama tuzluk senin değildi. Sen sadece paylaştın ve buna teşekkür etmeme gerek yok diyor. Tabi aynı durum günümüzde de var. Mesela bazı ülkelerde kapı açmak diyelim. Teşekkür edilecek bir şey değil. Çünkü kadınlar bunu zaten erkeklerin yapması gerektiği bir şey gibi görüyor. Ya da bizim ülkemizde diyelim böyle yürüyorsun. Kadın geliyor karşında sen çekiliyorsun. Hani hiç şey yaptığı yok böyle. Ben de çekileyim yok. O kafaya zihniyete öyle geçmiş. Diyor ki erkek çekilmedi ben rahatça geçeceğim. Kitapta mesela böyle ilginç bir şey oluyor. Ardından mesela iki farklı dünya demiştim ya. İki farklı dünyanın yaşayışını siz görüyorsunuz. Bir olay oluyor mesela Urras'ta diyelim. Adam diyor ki Anaris'te bu böyleydi. Ondan sonra siz düşünüyorsunuz acaba hangisi daha iyi? Hani bir insanın mülkü olsa daha mı iyi? Yoksa mülksüz bir şekilde daha mı iyi yaşar falan diye böyle düşünüyorsunuz kendi kendinize. Ben mesela okurken notlar falan alıyordum. Ya bu nasıl olur diye kendi kendime soruyordum yani. Çok fazla bilgi barındıran, çok fazla felsefi soru barındıran bir kitap bu. Kitaba gelirsek kitabı göstereyim. Ursula'nın Mülksüzler adlı kitabı. Kitap toplam 335 sayfa. Ama dediğim gibi roman şeklinde geçiyor ama roman diye bana kalırsa. Felsefi bir kitap. İçinde çok fazla belli bir kitaptan siz okuduğunuz zaman belli bir bilgi kapmanız gerekiyor. Belli bir şey hakkında size bilgi vermesi gerekiyor okumanız için. Ya da bir konu hakkında sizi sevindirmesi, sizi üzmesi ya da size bir duygu katması gerekiyor. Genel olarak ise size bir faydası olması gerekiyor bir kitabın ki böyle kitapları buraya oynatma listeme koyduğum kitapların hepsi de size bir şeyler katacak kitaplardır. Bu yüzden bu kitabı da öneriyorum. Okumanız gereken bir kitap. Çünkü okuduktan sonra bazı fikirleriniz gerçekten değişebiliyor. Ya bu böyle de olabiliyormuş diyorsunuz. Çünkü Ursula'nın kurduğu koca bir dünya var. Hatta iki tane dünya var. Ve bu dünyaların üzerinden size diyor ki eğer anarşi bu şekilde ilerlerse bak böyle bir dünya olabilir. Ama diyor kitabı oku ve sen anla.
iyi mi, kötü mü? Sen karar ver diye kitabın sonunda bütün o sistemi sana bırakıyor. Yani iyi mi, kötü mü karar vermek sana kalıyor. Okumak isteyen herkese iyi okumalar dilerim.